Kim bu adam? Kim bu genç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Allah azze ve celle'nin imanın sevgisini o gencin kalbine akıtmıştı. Aleyhissalatu vesselam'ı görmeden sevdi. Sesini işitmeden muhabbet besledi. Babasızdı. Varı yoğu amcasıydı. Bütün gücünü topladı. Amcasının karşısına dikildi. Dedi ki ey amca, yıllardır senin iman etmeni bekledim ki ben de iman edeyim. Ama anladım ki sen iman edecek değilsin. Bana izin ver de ben iman edenlerden olayım. Amcası bu sözleri işitir işitmez dilini keskin bir kılıç gibi kullanır ve şu sözleri söyler. Vallahi eğer Muhammed'e tabi olacak olursan üzerindeki elbiseler dahi her şeyi senden geri alır. Allah'a ekber. Her şey. Şimdi görmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti kalbine akan bu genç, inanın bu sözler karşısında amcasına şu cevabı vermekten geri durmaz. Allah'a yemin ederim ki, hani tabir yerindeyse sen de bil, ben de Allah'a yemin ederim ki Muhammed'e tabi olacağım sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonra da taşlara ibadet etmekten vazgeçeceğim. İşte elimdeki servetim, bana verdiklerin, onları almaktan da geri durma. Ve amcası sözünde durur. Yeğenini çırılçıplak bırakmak pahasına üzerindeki elbiseleri varıncaya kadar alır. Genç annesinin yanına gider. Evladını çırılçıplak gören kadın dayanamaz. Arapların bica dedikleri kalın kumaştan, sert kumaştan bir tane izar, yani belden aşağısını örten, bir tane rida, yani belden yukarısını örten kumaşlar diker. Elbiseler yapar, çocuğunu süsler, Mescid-i Nebevi'ye gönderir. Çocuk, yani o kadın, o aile Medine'nin dağlık bir köylerinde yaşar. Deveyle değil, atla değil, yürüyerek sabah namazında Muhammed aleyhissalatu vesselamın mescidine ulaşır. Namazlar kılınmış, dualar yapılmış, zikirler geçilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidi tek tek kontrol ediyor. Acaba şu an saflarda kim yok? Kim bugün tembellik yaptı da sabah namazını terk etti? Bir baktı ki bir fazlalık var. Ona doğru yöneldi. Dedi ki sen kimsin? Çocuk dedi ki ben Abdülüzzayım. Allahu ekber. Uzza'nın kulu. Ben Abdülüzzayım. Resulullah aleyhissalatü vesselam tekrar yöneldi. Sen Abdullah Zülbicadensin. Ey Müslümanlar. Takva elbisesini, iman elbisesini, Muhammed aleyhissalatü vesselama duyduğu muhabbet elbisesini dünya kumaşlarına tercih eden bir gençten bahsediyoruz. O takva elbisesini tercih etti. Dünyanın süsünü elinin tersiyle itti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gördüğü yerde ondan bahsederken şu genç var ya, bu genç evvaptır. Yani yönünü, yüzünü, kalbini, bedenini sürekli Allah'a döndüren bir gençtir dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu mescitte ağlayarak, bağıra bağıra Kur'an okurken gördü. Sahabe arkasından baktı. Ya Resulallah, bu genç herhalde riyakardır. Dedi ki hayır, o evvaptır. Yüreği Kur'an ateşiyle yanan bir gençtir. Resulullah aleyhissalatu vesselam sözleriyle onu topraktan aldı, göğe doğru uçurdu elhamdülillah. Sahabe çok zorluk çekti.